En son kaldığımız noktada bu şekilde arkadaşlar iki ayrı listenin sorular ve şuradaki yanıtlar şu şekilde veri tutmak için doğru bir yöntem olmadığını bu verileri birbiriyle bağlı bir yapıda tutmamız gerektiğini söyleyerek videoyu bitirmiştik. İşte bunu yapmak için bazı olası yöntemler var. Biz bunlardan Klas ve objeleri kullanarak bunu nasıl yapabiliriz? Birlikte ona bakacağız. Klas ve objeleri anlattığımız dersi hatırlarsanız. Bir klas ile şablon yaratıp sonra da bu şablona uygun nesneler üretebiliyorduk. Ve her bir özgün objenin nesnenin de kendine ait propertyleri Bunlara instance variable dendiğinden bahsetmiştik. Ve metotları olabiliyordu. Ve... Bunların her birine ulaşarak bu verileri çekip okuyup kullanabiliyorduk. Yani objeleri biz bir veri paketi gibi kullanabiliriz. Benim tutmak istediğim çok basit iki tane veri. Sorular için string, bir string. Yanıtlar için de bir boolean değer yani true false. O zaman şimdi buna uygun bir şablon oluşturayım. Yani bir class oluş oluşturalım. Klas ve objeler hakkında temel bilgi seviyesine sahip değilsiniz. Lütfen önce ilgili videoları izleyip sonra buradan takip edin arkadaşlar. Şimdi kodumuzun en altında bir yerlere inelim. Önce şunları bir kapatalım. Gördüğünüz gibi şu anda kodumuz sadece bu kadarlık bir yapıdan oluşuyor. Şuraya inelim aşağıya. Ve burada klasımızı oluşturmaya başlayalım. Klas anahtar kelimesini kullanıyoruz. Ve klasımıza büyük harfle başlayan bir isim veriyoruz. Soru diyelim buna. Çünkü soruları tutacak. Soruları ve yanıtları tutacak. Parantezlerimizi açalım. Tutmak istediğim sadece iki tane veri var. Dolayısıyla onları bu klasımda şablonunda tanımlayalım. Birincisi bir string olacak. Buna diyelim. İkincisi de boolean tipinde olsun. O da sorunun yanıtı olsun. Şimdi bize bir tane de constructor yani yapıcı lazım. Onu da tanımlayalım. Yapıcının görevi neydi onu hatırlayalım. Bu klası bu şablonu kullanarak bir nesne obje yaratırken yarattığınız anda o satırı yarattığınız anda o objeye o somut objeye özel default olmayan verileri atamamıza yardımcı oluyordu. Bunu yapmak için de syntaxımız şu şekildeydi. Klasımızın adını yazıyorduk. Parantezlerimizi açıyorduk. Burada isimli parametre ataması yapacağımız için süslü parantezler açıyorduk. Ve içine şu şekilde listat soru metni listat soru yanıtı. Bu klasımız yardımıyla bir obje yaratırken şu anda isimli name parametreler kullandım arkadaşlar. Yaratım esnasında soru metni iki nokta üst üste deyip sorunun metnini soru yanıtı iki nokta üst üste deyip de true false diye değeri verdiğim zaman burada bu bunun içine atayacak Burada soru metni ve soru yanıtı instance variable'ların içine bunu otomatik olarak atayacak. Şimdi yukarıda yaparken göreceğiz zaten. Bu arada şurada noktalı virgülümüzü de koyalım. Şunu kapatabiliriz artık. Şimdi gelelim listelerimizin olduğu yere tekrar gelelim. Burada hemen bir tane obje yaratalım. Soru klası tipinde, adı Soru 1 olsun. Somut nesneleri böyle numaralandırmayı ben seviyorum çünkü kodu okurken böyle eğitim derslerinde daha anlaşılır oluyor. Yeni bir soru. New tarım anahtar kelimesini kullanmaya gerek yok demiştik Dart'ta. Gördüğünüz gibi şu anda soru 1 adlı yeni bir tane şeyim oluştu objem benim. Bunu oluşturdum ama bunu oluştururken bana şu anda herhangi bir hata vermedi Dart. Oysa ben soruyu oluştururken garanti olsun diye burada beni uyarmasını isterim. Bu iyi bir şey. Neden böyle bir şey yapmadı arkadaşlar? Sıralı parametre atasaydık bunu yapıyordu ama şu anda yapmadı. Bunu yapmasını sağlamanın bir yöntemi var. Zoraki olarak bunu forsa etmek için, zorlamak için yeni bir obje yaratılırken parametre verilmesine klasımızda şu şekilde bir değişiklik yapıyoruz. Bu gerekli olsun kardeşim gibisinden kullanmamız gereken anahtar kelime required. Yani bu gerekiyor sana. Bakın şimdi bu değişikliği yaptığım an Yukarı tekrar çıkıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda sorunun üzerine geliyorum. Bakın. Soru metni parametresi gerekiyor. Soru yanıtı parametresi gerekiyor. Dolayısıyla buna şimdi verelim. Bu benim birinci sorun olduğu için soru metnim bu arada bu yapı dikkatinizi çektiyse sanki bir widget yapısı gibi oldu. Hatırlarsanız orada da basınca bana böyle gösteriyordu ve ne atayabileceğim ortaya çıkıyordu. Çünkü widgetlar da birer klas aslında arkadaşlar. Ön tanımlı olarak hizmetimize sunulan klaslar. Soru metni diyelim. Bunun soru metni bir string değer ve şu birinci sorumuz Titanic olduğu için alıyoruz. Buraya getiriyoruz. Virgül koyuyorum. Soru yanıtı ise false. Şu anda birinci objemi yarattım. Artık soru bir adlı objem benim ilk sorumu ve onun yanıtını bir arada tutan ve dilediğimde bunlara ulaşıp kullanabileceğim bir paket oldu benim için. Bunu yaparak her soruyu kendi yanıtıyla birlikte tutan bir veri paketi oluşturduk gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ihtiyacım olduğu anda soru bir objesinin sorusunu getir ve yanıtını getir diyerek herhangi bir karışıklık yaşamadan kafam rahat veri tutabilirim. Ve hatta güvenli bir şekilde soru da böyle şekilde buradaki gibi yeni nesne yaratarak ekleyebilirim listeme. Öyleyse şimdi ne yapacağım? Ben 6 tane soru 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane böyle alt alta yaratacağım. Hızlıca bir yaratayım ben. Evet şimdi düşünmeye devam edelim. Benim şu anda 6 adet sorum var. 6 tane alt alta burada gördüğünüz gibi obje yarattım. Ve her birine de başka bir ad verdim. Şimdi fakat bu yine de garip bir yapı olacak gibi duruyor. Sizce de öyle değil mi? Yani 100 tane soru olsa 100 tane ayrı obje burada bu şekilde yaratmam gerekiyor. Öyleyse soru nesnelerimin her birini de bir değişken gibi düşünüp integer gibi, string gibi bir liste içinde tutsak daha iyi olmaz mı? Bu mümkün değil mi? Böyle bir şey mümkün arkadaşlar. Listelerin içinde sadece integer, string veya boolean değer tutması gerek yok. Listelerin içinde başka listeler veya nesneler de tutabiliyoruz. Bakın yapalım. Şurayı açayım. Kodum şimdi biraz karıştı ama düzelecek. List diyelim veri tipini şimdi bunun içine yazacağım. Listemin içine nasıl veri tipinde bir şey koyacağım ben? Şu nesnelerden her birini koyacağım. Peki bu nesnelerin veri tipi ne? Bu nesnelerin veri tipi işte bu soru sınıfı arkadaşlar. Senin adında soru bankası olsun. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Yani bunun içinde sırasıyla ne olsun? Soru 1 olsun. Soru 2 olsun. Vesaire vesaire gibi yani yukarıdaki nesneleri alıp bunun içine bu şekilde koyacağım arkadaşlar. Bu listemin içine şimdi yukarıdaki objelerimi doğrudan getirip doldurabilirim. Yani şu kısmı alıp şunu şöyle açalım. 6 tane okunabilir olsun. Birincisini getirip buraya koydum. Evet gördüğünüz gibi listem şu anda hazır. Dolayısıyla benim artık zaten şunlara ihtiyacım yok bu şekilde ayrı ayrı yaratmaya. Bunu bir sileyim. Şuradaki listeme de artık ihtiyacım yok arkadaşlar. Bunu da buradan uçuralım. Bir kaydedelim. Derli toplu görünsün önce bir. Evet şimdi bunları sildik ve hepsini soru bankası içine topladık. Fakat gördüğünüz gibi Android Studio şu anda bazı hatalar veriyor. Neden hatalar veriyor? Çünkü sorular ve yanıtlar diye iki liste vardı ve onları aşağıda bir yerde kullanıyordum. Artık yok. Az önce sildim onları. Gördüğünüz gibi şurada sorular soru indeksi bulamadım diyor. Burada yanıtları bulamadım diyor. Burada da yine yanıtları bulamadım diyor. Bu hataları düzenleyebilir misiniz? Lütfen şimdi videoyu durdurup bu hatalar yerine soru bankası listemin içindeki bir objeye ulaşıp onun içinden soru metnini veya soru yanıtını nasıl çekerim bunu yapmaya çalışın arkadaşlar. Lütfen şimdi videoyu durdurup bunu yapmayı deneyin. Sonra birlikte bakalım. Evet ilk hatamıza gelelim. Şuraya gelip tıkladığım zaman oraya gidiyor bakın gördüğünüz şekilde. Burada indeks sıfırsa mesela sıfırıncı soru birse birinci soru bu şekilde soruya ulaşmam lazım. Şimdi nasıl yapacağım? Önce ben Soru bankası listeme ulaşacağım. Soru bankası listemin birinci elemanı mesela ise indeks sıfırken sıfırıncı elemanına ulaşabiliyorum. Buradan da yine nokta notasyonuyla soru metnine ulaşacağım arkadaşlar. Şöyle oldu yani açıklıyorum şimdi bunu tekrar. Soru bankası nesnesinin pardon Soru bankası listesinin sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü, kaçıncı elemanıysa o elemana ulaş. Birinci nesne, ikinci nesne, üçüncü nesne olabilir. Onun içindeki nokta notasyonuyla soru metni, instance variable'ı neyse bana onu getir demek bu kısım. İkinci hatama geleyim. Yanıtlar diye bir şey artık yok. Yine aynı şekilde soru Bankası listesinin indeksi ne ile 1, 2, 3. elemanına ulaş. Onun da nokta notasyonuyla sorunun yanıtına ulaş. Ve bu false eşitse Turner Operator ile şunları yap. Diğerinde geliyorum. Buraya da aynı şekilde soru bankası listesinin 0, 1, 2, 3. kaçıncı elemanı ise onu al. Onun içindeki soru yanıtına ulaş. Bu haliyle her şey yoluna girmiş olmalı. Şimdi bir baştan başlatalım uygulamamızı ve test edelim. Bakalım şimdi Titanik gelmiş geçmiş en büyük gemidir. Hayır. Evet. Dünyadaki tavuk sayısı doğru. Full çekeceğim bu sefer. Kelebeklerin ömrü bir gündür. Hayır. Dünya düzdür. Hayır. Evet. Hiç patates yememiştir. Evet buna basınca ama hata verecek. O yüzden basmıyorum arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet hiç patates yememiştir. Çünkü bunu da siz araştırın niye olduğunu. Böylece ilk kez bir uygulamada klas ve objeleri pratik olarak kullandık. Ve nesne tabanlı programlamaya giriş yaptık. Sonraki videolarda nesne tabanlı programlama deyince iyi anlamamız gereken 4 önemli kavram var. Bu kavramlara uygulamalı bir giriş yapacağız ve aplikasyonumuzu daha düzenli bir hale getireceğiz nesne tabanlı programlama yardımıyla görüşmek üzere